tane. Yani her gün 500 tane çalışma giriyor literatüre. Ve bu çalışmaların 100 tanesi beyin çalışması. En az 50-60 tanesi de bu yaşlanma, yaşlanmama çalışmaları. Yani anti-aging. Çünkü şunu unutmayın. Yaşlanma problemi çözülürse bütün dejeneratif hastalıklar biter. Yani bakın, Alzheimer yaşlanma hastalığı. Parkinson yaşlanma hastalığı, damar sertliği yaşlanma hastalığı, kalp yetmezliği yaşlanma hastalığı, böbrek yetmezliği yaşlanma. O zaman yaşlanma biterse kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, Alzheimer, bunama, tarihe karışacak. Yani esasında dünya şuna gidiyor esasında. Genç kalmak demek, şimdi şöyle düşünün, 1 yaşındaki bebek mi Alzheimer oluyor? 70 yaşındaki amca mı? Ya buradan belli. Onun için eğer siz yaşlanmayı çözerseniz birçok hastalığı da kökünü kurutmuş oluyorsunuz. O zaman ilaç dünyası bunu istemez. Neden istemesin? Klasik bir şey ya hemen. İlaç dünyası istemez yani. Kime ilaç satacaklar? İlaç dünyası bunu ister ama ilaç dünyası bunu pahalıya satar. Yani bu ilaçlar şu anda biliyorsunuz, şu anda bazı ilaçlar var, akıllı ilaç denen kanser ilaçları. Bakıyorsunuz ki mesela şey ilaçları da öyle, SMA ilaçları. SMA ilaçları gen tedavi ilaçlarıdır. Bugün bakıyorsunuz neredeyse bir kürü 2,5 milyon kadar, ya 2,5 bin lira. Eski parayla milyon, yeni parayla 2,5 yani 2500 lira kadar. Yani demek ki buradan da şu anlaşılıyor. Bu ilaçlar çok pahalı olur. Çünkü bunlar genetik müdahale içeren ilaçlar olacak. Bunlar iki klas olur. Bir, ucuz tipleri olur. Şöyle derler, kardeşim bu ilaç 120 yaşına kadar seni götürüyor. Bu tip tedaviler. Ama bir tane daha çıktı, o gen bazlı. O 200 yaş denir. Yani bu şöyle olur, al ver ekonomiye, can ver olur. Yani ne kadar köfte o kadar, hani vardır ya, ne kadar ekmek o kadar yani köfte. Yine böyle anlıyoruz ki parası olanlar uzun yaşayabilme olanaklarına kavuşacak. Evet, ama bu hep böyle olmuştur. Yani evet, dünyada böyle. Değil mi? Onlar parası olanlar. Zaten dünya da böyle. Hani GDP ile bir oran var. Ülkenin kişi başına düşen gelir ne kadar fazlaysa yaşam da o kadar uzuyor. Net cümle. Tam burada kanser olayını bu anlamda kanser aşısı, COVID aşısıyla beraber işte Almanya'daki bizim Türk vatandaşlarımız kanser aşısı da geliştirdik dediler. Bir anlamda hastalıklara yönelik olarak aşı geliştirebilecekler mi ya da geliştiriliyor mu? Zaten geliştiriliyor. Şimdi hastalıklara yönelik aşılar geliştiriliyor. Kanser aşıları da... Alzheimer'a yönelik mesela atıyorum. Şimdi mesela Alzheimer'a karşı, Alzheimer'da bir protein birikiyordu beyinde. O proteini yok eden antikorlar piyasaya sürüldü. Erken dönem Alzheimer'da şu anda beyinde biriken amiloidi yok eden ilaçlar var artık. Ama gelecekte 3-5 seneye Alzheimer aşısı da çıkacak. Yani bunu hemen söyleyeyim ben size şimdiden. Ama gelecekte ne görülüyor? Kanser aşıları devreye girecek. mRNA aşıları yine. Bir 20 sene sonra da gen tedavileri. Yani ne demek gen tedavileri? Zaten ilk gen tedavisi mRNA aşılarıdır. Yani mRNA aşısı esasında bir genetik bazlı yeni bir ilaçtır. Bunu bilmemiz lazım. Yani genle, geni değiştiriyor mu? Hayır. Ama genetik bazlı ilk tedavilerdir. Onun için bu mRNA daha devam edecek. Mesela şimdi önümüzde bazı hastalıklar var. Protein eksikleri olan işte Duchenne gibi bazı hastalıklar var. Yani bir protein eksik. Mesela hemofili diye bir hastalık var. Faktör 8 eksikliği. mRNA teknolojisiyle dışarıdan, yani mesela hasta insülin alacağına ya da faktör 8 alacağına direkt mRNA yaptıracak. Kendi vücudu eksik proteini yapacak. Aslında mRNA ilk basamak. Yani yıl 2023, şunu söyleyebilirim. mRNA genetik tedavilerde ilk basamaktır. Bundan 15-20 yıl sonra çok daha ileri düzey göreceksiniz. Hatta size şunu söyleyeyim. Uzun yaşam proteinleri mRNA olarak insana verilebilecek. Hatta daha da söyleyeyim, saç çıkarma proteinleri, saçın beyazlamama proteinleri ya da gözünüzün mavi olması için gerekli proteinler size dışarıdan mRNA olarak verilebilecek. Yani siz yani nasıl bir karakter istiyorsunuz? Melisinden sonra gözümün rengini değiştirebileceğim yani. Değiştireceksiniz. Hatta olmayan dişinizi tekrar çıkarabileceksiniz. Yani çektirmişsiniz dişini, tekrar o diş çıkacak. Yani böyle o bir dünya gidiyor. Yani bebekler çıkarabiliyorsa, o olanaklar varsa demek ki bunu 60 yaşında da yapabilmek mümkün müdahaleyle.
Yani şunu düşünün. Neden süt dişi dökülünce yenisi çıkıyor da sizde çıkmıyor? Abi çıkarılabilir. Çıkarılabilir. Tek şey doğru gene oynamak. Ama doğru gen kolay değildir. Şöyle bir sıkıntı var. Mesela bir gen tek iş yapmıyor. Örneğin sizin dişinizi çıkaran gen aynı zamanda beyninizi de kontrol ediyor. Tırnağınızı da kontrol ediyor. Onun için bir yeri değiştirdiniz mi her yerin değişme ihtimali var. Yani siz yarın dişi çıkaracağım derken kası bozabilirsiniz. Ya da sakalı çıkaracağım derken beyni bozabilirsiniz. Sorun burada. Yani aynı proteinler vücudun birçok yerinde olduğu için işte bir gende bu sıkıntı var. Onun için biraz puzzle bu iş. Hani hemen işte şu proteini değiştirelim. Tamam, kolay. Ama o protein değişince başka kötü şeyler de oluyor. Onun için bu algoritmayı, peki bu algoritmayı kim çözüyor şu anda? Yapay zeka. Yapay zeka bu algoritmayı çözüyor bize. Diyor ki şöyle diyor genomda. Sen bu geni oynama diyor. Bu başına bela olur diyor. Sen diyor şunu oyna. O diyor daha güvenli diyor. Onun için yapay zeka bizden çok daha hızlı düşündüğü için bize bu bilgiyi de verebiliyor. Onun için yapay zeka çok işimize yaramıştır. Bizden yapay zeka bizden hızlı düşünüyorsa bir gün siz zaten benden geri düşünüyorsunuz diye bizim yerimize geçmeye çalışır mı yapay zeka? Yok, yapmaz. Çünkü yapay zekanın yine şey biz olacağız. Ya yapay zekanın garantisi biziz zaten. Ya biz kontrol edeceğiz diyor. Tabii canım ya yapay zeka şey yapamaz yani yapay zeka evet yapay zeka bir yere gelir ama sonuçta fişi çekilince şu anda kendi enerjisini ama kendi enerjisini üretebilirse. Kendi kendini üretebilirse ne yapacağız? O zaman Skynet gibi olan o Terminator filmine döneriz o zaman.